Diyarbakır'dan Halil abi Cherry Pro 7 aracını bize montaja getirdi. Montajını yapacağız. Bakalım adım adım bunun sonucunda nereye varacağız? Memnun kalacak mıyız, kalmayacak mıyız? İnşallah hayırlısı olsun abi. Aynen abi. Hadi başlayalım. Halil abi, burada en önemli iki kısmı göstereceğim. Bunlar çok önemli. Birincisi şu tesisat. Bak, bu aracın kendi tesisatı. Bu da bizim çektiğimiz tesisat. Bunların birleşimi hepsi teker teker lehimleniyor böyle. Yani bunu direkt lehimsiz yaparsak ne olur? Şimdi gidersin ama 2-3 sene sonra oksitlemeden dolayı araç hatalar verebilir. Riskli. O yüzden teker teker lehim olması gerekiyor. Bunlar hepsi pimleri seçildi, ona göre takıldı. Ezbere takılan bir tesisat değil. Bunları daha sonra izolabant ve bez banttan şu şekilde sarıp kapatacağız. Şunun gibi. Şurası gibi hepsi sarılacak. İkincisi şu manifold kısmı. Şu taktığımız enjektörler. Enjektörlerimiz yaktı, şuraya veriyor. Buradan püskürtmüyor. Nereden püskürtüyor? Şu uzatma nozu kullandı. 18 santim uzunluğunda içeriye 2 santim püskürtme yapıyor. Yani buradan direkt motorun içine püskürtme yapıyor. Bu da ne yapmış oluyor? Aracın çekiş performansında bir değişiklik göstermemiş oluyor. Birebir benzin ve LPG enjeksiyon zamanları birbirini tutuyor ve araç geçişlerde ve çekişte hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz bu şekilde. En önemli iki kısım bunlar. Taktığımız regülatör. Regülatörümüz hemen şurada. Şaseye monte ettik. Sabit. Su hortumları zaten kalifer su hortumlarından alınıyor. Çabuk ısınıyor ve çabuk LPG geçiyor. Elektronik beynimiz de hemen şurada. Aracın kendi elektronik beyni burada. Bizim taktığımız elektronik beyin burada. Şurada kulak yapılmış ve sabit duruyor bu. Bu da gaz filtremiz. Şunlar da enjeksiyonlarımız, enjektörler. Kane Japon enjektörler. Sessiz ve çok seri çalışır bunlar. Montajımızı tamamladık, filtremizi topladık. Bu şekilde bütün tesisat ve regülatörün görüntüsü hepsi kayboldu. Elektronik beynimiz, regülatör altta kaldı, enjeksiyonlar burada. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi program veriyoruz, yazılım. Bunun orijinal yazılımı veriliyor. Şu anda yükleme yapıyor. Bu yazılım yükledikten sonra yaktığımızı doldurup kaçana bakacağız. Daha sonra buradaki kapağı kapatacağız ve her şey kapanacak burada. LPG tankımızı simit tank kullandık. Şu şekilde 55 litrelik tank. Bunu takarken şunu iptal etmedik. Direkt şöyle parça kestik şu şekilde ve şu köpüğü orijinalı eskisi gibi nasılsa aynı şekilde oturdu tekrar. Arada da bu şekilde tank. Kapağı kapattığımızda sıfıra sıfır oturuyoruz. LPG düğmemizi hemen şuraya taktık. Direksiyonun altına. Bu şekilde görebiliyoruz. Montajımızı bu şekilde tamamladıktan sonra son olarak kapağımızı kapatıyoruz. Evet, yakıtımızı dolduracağız. Hemen şurada. Dolma ağzı orada duruyor. Ve gazı basıyoruz. Bismillah. Evet, gazımızı doldurduk. Çekelim. İşimiz tamam. Eline sağlık. Halil abi, montajımızı tamamladık. Her şey tamam. Güzel. Beğendik montajı. Eline sağlık abi. İşini çok güzel. Tavsiye teşekkür ederim. Şimdi ne kaldı? Pro'ya çıkacağız. Çekiş performans benzine göre düşük mü değil mi? Sence ne olur? Olmaz diye duydum abi. Hadi çıkalım bakalım. Olmaz diye geldiniz. Hadi bakalım deneyelim. Evet, araçta kaç kişi varız abi? 1, 2, arkada da 3. 5 kişi araçta. Bir de klimayı açmışız. Biraz basayım abi? Bas abi. Bastım abi. Elinden gelen ardına koyma. Toparlaması güzel. Şimdi ben şuradan gaz benzin yapacağım. Şöyle benzin yaptım abi. Gaz yaptım. Şey hissetmiyor. Aynen. Şu anda şey hissetmiyor. Yok abi. Daha dik rampalara geleceğiz abi. Orada ben direksiyonu sana vereyim. Bir de sen test et. Sıkıntı yok abi. Olur. Evet abi, burada basıyoruz. Daha dik rampalardayız şu anda. Gazla şimdi. Sabit gaz abi. Bu şekilde benzin yapalım. Şu an benzini aldım. Ayağım gaz. Sabit. Ayağım gazı. Tamam, bir daha gaz gayet alalım. Güzel. Şey, fark ettin mi? Yok abi. Gayet güzel. Birebir.
Hiç tekleme, otlama, zıplama hiçbir şey olmadı. Aynen. Montajımız tamam, turumuzu attık. Çekiş performansından memnunuz. Memnunum abi, eline koluna sağlık. Hayırlı olsun abi. Bu garanti belgemiz bir de araç sıfır olduğu için ücretsiz 2 yıl motor koruma paketiyle beraber. Şöyle vereyim, abi, hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Sağ ol. Çekişle performansa bir kayıp yaşamadım. Tavsiye ederim. Buradan da Diyarbakır'a selamlar. Çok sağ ol abi. Size sağ olun abi.